Merhabalar, Investaze Yatırım Menkul Değerler. Ben Ethem Umut Beytor. Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasının ardından Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin konuşmalarını takip ettik. Draghi, faizlerin uzayan bir dönem için mevcut ya da daha düşük seviyelerde kalması beklendiğini söyledi. Verilerin belirsizliklerin sürdüğüne işaret ettiğini söyleyen Draghi, ana senaryoya ilişkin risklerin aşağı yönlü olduğunu vurguladı. Gerekmesi halinde ellerindeki tüm araçlarla adım atmaya hazır olduklarını belirten Draghi, açıklamasında büyümenin ılımlı ancak istikrarlı biçimde sürmesi beklediklerini ifade etti. Varlık alım programı için seçenekleri araştırmak üzere komiteler oluşturduklarını ifadelerinde belirten Draghi, varlık alım programının düzgün uygulanması için tüm seçeneklere bakacaklarını belirtti. Başkan, istihdam artışları ve düşük petrol fiyatları hane halkı için teşvik sağlamaya devam ediyor diyerek, 2016 mali duruşunun ılımlı şekilde genişlemeci olmasının beklendiğini belirtti. Enflasyon ve büyüme beklentilerini açıklayan Draghi, ECB'nin 2016 gayri safi yurt içi hasıla büyüme beklentisinin %1.7, 2017 için %1.6, 2018 için ise %1.6 olarak revize etti. JP Morgan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz koridorunu %7-8 seviyesine getirmesini bekliyor. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın gelecek 2 ay faiz koridorunun üst bandından 25'er bas puanlık 2 indirim yapacağını, alt band faizinin de 25 bas puanla bir kez indirileceğini öngörüyor. Kararların ardından faiz koridorunun %7-25-8.50 aralığından %7-8 aralığına geleceğini belirten kurum, politika faizlerinin ise %7,5 seviyesinde kalacağını ve bu durumda para politikası koridorunun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bahsettiği simetrik hale geleceğini belirtti. Kuruluş ayrıca 2016 yılı için %8,3 enflasyon beklentisini değiştirmezken 2017 için enflasyon beklentisini %6,7'den %7,2'ye yükseltti. Raporda enflasyonda azalma ve küresel risk iştahı TCMB'ye ek faiz indirimleri için imkan sunuyor denildi. Euro-dolar paritesine baktığımız zaman Avrupa Merkez Bankası'nın piyasaların beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında ve varlık alım programında değişiklik yapmaması ile kritik 1.13 seviyesi aşıldı ve 1.13.25 seviyelerinin test edildiğini gördük. Ancak bu yükseliş Fed öncesinde kalıcı olmadı. Yükselişlerin devam edebilmesi için 1.13 üzerinde gelen günlük kapanışlar görmemiz gerekiyor. Bu gerçekleşirse 1.13.65, 1.14.25, 1.14.70 seviyeleri test edilebilir. Düşüşlerde ise 1.12.45, 1.12.20, 1.11.76 desteklerine dikkat etmekte fayda var. Dolar-TL paritesi ise önceki gün bahsetmiş olduğumuz düzeltme hareketleri hedeflerini gerçekleştirerek 2.94 üzerine çıktı. 2.94.30 üzerinde kapanışlar alımların daha da hızlanarak 2.95, 2.95.30 ve 2.96 dirençlerinin görülmesine neden olabilir. Olası geri çekilmeler için 2.93.20, 2.92.50 ve 2.92 seviyeleri takip edilmelidir. Altın kırılma noktasını aşabilecek mi? Dün 1340-1350 bant aralığı içerisindeki hareketlerine devam eden kıymetli maden için 1355 seviyesi kuvvetli bir direnç olmaya devam ediyor. Yükseliş için Fed öncesinde beklenen yeni bir gelişme henüz yok. 1355 seviyesi üzerinde günlük kapanışlar gelmesi durumunda 1365, 1375, 1392 seviyeleri test edilerek 1400 seviyesi konuşulabilir. Geri çekilmelerde 1335, 1327, 1322 seviyeleri öne çıkan seviyelerdir. Investaze Yatırım Menkul Değerler, iyi yatırımlar diler.